İTV Haber Merkezi'nin hazırladığı ajanda ile karşınızdayız. Ben Büşra Elvanoğlu. Gündeme özetlerle başlıyoruz. Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan'ın 1 yıllık ihmalin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Mersin'de 74 dönümlük Kızılçam Ormanı'nın bulunduğu bölgede 1511 ağacın kesilmesiyle ilgili Mehmet Şenol isimli bir kişi tutuklandı. Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış Mersin'de de etkili olmaya devam ediyor. Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum ve şiddetli yağışta çok sayıda muz ve çilek serası zarar gördü. Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Doğu Akdeniz Engelli Dernekler Federasyonu ve Mersin İl Engelliler Meclisi Başkanı Hatice Özenler'le Mersin İl Engelliler Meclisi üyesi derneklerden temsilcilerle bir araya geldi. Mersin'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı. Tarsus ilçesi Tem otoyolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenden alev aldı. Mersin'de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan'ın 1 yıllık ihmalin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Ne yapıyorsun sen öyle? Niçin onu yapıyorsun Duru? Sporu niye yapıyorsun? Büyümem lazım. Evet. Mersin'de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan'ın 1 yıllık ihmalin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Zafer Tan doğum günü dolayısıyla eşi Nilgün Tan, kızları Duygu ve 5 yaşındaki Duru, yakın arkadaşı ve onun çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos 2019 tarihinde bir restorana yemeğe gitmiş, restoranın oyun parkında 5 yaşındaki Duru Tan, oyuncak helikopterde hareketsiz halde bulunmuş ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği anlaşılmıştı. Tan ailesi kızlarının ölümünde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle restoran işletmecisi Fatma A. ve oğlu Hasan A. ile restoran çalışanları hakkında dava açmıştı. Davanın ilk duruşması Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde restoran işletmecisi anne ve oğula bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis cezası, iki restoran çalışanının ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları istendi. İşletme çalışanı Evren U, savunmasında oyun alanından kendisinin sorumlu olduğunu ifade etti. Söz konusu oyuncağın bir yıldır arızalı olduğunu kaydeden Evren U, tamirinin 2500-3000 lira olduğunu söylediler. Pahalı geldiği için yaptırmadık. Biz de fişini çektik. Süs amaçlı olarak orada duruyordu. Kaza anında bilmediğimiz birisi boks makinesindeki skarpı çıkarıp helikoptere takmış. Olayda kusurum yoktur, belasımı istiyorum ifadelerini kullandı. Tan ailesinin avukatları Güray Göçer ve Gözde Göçer, 4 sanığa ek olarak ek soruşturmayla Fatma A'nın diğer 2 çocuğunun da sanık sıfatıyla yargılanmaya dahil edilmelerini talep ederek sanıkların en üst sınırdan bilinçli taksirle cezalandırılmalarını istediler. Sanık avukatları ise olayda kasıt ve kusur olmadığını, fişin kimin tarafından takıldığının önemli olduğunu dile getirerek abla Duygu Tan'ın uzman eşliğinde ifadesinin alınmasını, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını, Fatma Ağa'nın adli kontrol şartının kaldırılmasını ve beraat talep ettiler. Mahkeme başkanı Fatma Ağa'nın adli kontrol şartının kaldırılmasına karar vererek tanıkların dinlenmesi, yeni bilirkişiye gerek olup olmadığı yönünde Cumhuriyet Savcılığına yazı yazılması ve eksiklerin giderilmesi kararlarını vererek duruşmayı 18 Mart 2020'ye erteledi. İlk duruşma gerçekleşti, evet. Biz suçlu olanların ceza almasını istiyoruz ki geride kalan insanların sağlığıyla bu şekilde bu kadar ucuz olmamak şartıyla oynanmamasını istiyoruz. Sonuçta giden bir can vardır. Suçlu olan neyse cezasını çekmesini istiyorum. Suçlamaları tabii kabul etmediler. Evet, kabul etmezler. Hepsi birbirinin üstüne atıyor. O benim oğlum sorumlu diyor. O oğlun annem sorumlu diyor. Ama kendileri de ne söylediğini bilmiyorlar. Cumhuriyet Savcısının atadığı bilirkişi olan kişiye bile sahte evrak düzenlemiş diye bilgi veriyorlar, beyanda bulunuyorlar. Bunu bulunan da bir avukat, Cumhuriyet Savcısının atadığı bir
kişiye sen sahte evrak düzenlemiş diye bir açıklama yapamazsın. Avukat olarak yapamazsın. Bunu araştırırsın. Uzman olanlar neyse kimse bunları getirirsin. Bu konuyla ilgili ilgilenirler yani. Ben Türk adaletine güveniyorum. Benim canım yandı. Başka annelerin canı yanmasın. Gereğinin yapılmasını. Yapacaklarından yani adaletimize güveniyorum. Duruşmadan çıktık. 18 Mart'a ertelendi duruşmamız. Gerek bu kovuşturma dosyası devam eden, gerek açılacak olan ilk soruşturma dosyalarıyla tüm bu konuda ihmal olan herkesin cezalandırılmasını talep ettik. Bu konuda takdir ve yetki Türk mahkemelerindir elbette. Ama bu tarz işletmelerin her ne olursa olsun tüm tedbirlerin ve tüm güvenlik durumlarının en üst düzeyde uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Maalesef ufacık bir ihmalin bile ne büyük sonuçlar doğurduğunu bugün tekrar gördük. Bu yüzden üzgünüz. Bunu zaten belirttik. Türk mahkemeleri bu konuda hassas davranacağını düşünüyoruz. Mersin'de 72 dönüm ormanlık alanındaki ağaçları kestiği belirtilen Mehmet Şenol tutuklandı. Mersin'de 74 dönümlük Kızılçam Ormanı'nın bulunduğu bölgede 1511 ağacın kesilmesiyle ilgili Mehmet Şenol isimli bir kişi tutuklandı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazar günü gece saatlerinde kaçak ağaç kesildiği yönündeki telefon ihbarına istinaden, görevli orman muhafaza memurlarının eski Mezitli Mahallesi'ndeki bölgeye intikal ettirildiği, yapılan incelemede 74 bin metrekarelik alandaki orman ağaçlarının diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığının tespit edildiği belirtildi. Polis destekli yapılan çalışma sonucunda bir kişinin tutuklandığı ifade edilirken Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kesilen ağaçların bulunduğu alana fıstık çamı, harnup ve kızılçam fidanlarının dikilmesi ve söz konusu yerin dikenli telle çevrilmesi için çalışma başlatıldığı kaydedildi. Eski Mezitli Mahallesi'nde 74 dönümlük Kızılçam Ormanı'nın bir gecede kesilmesine tepki gösteren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ağaçların kesildiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yeşil alanları herkes çok sevdiğini söylüyor. Fakat pratikte gündelik kazanca, ranta geldiği zaman maalesef gerek kentlerde yeşil alanlar konusunda gerekse kent merkezleri dışındaki orman alanlarında bu hassasiyetin yeterince gösterilmediğini her gün Türkiye'de çeşitli örneklerle görüyoruz. Geçtiğimiz cumartesi gecesi yine aynı şekilde, daha önce de öyle gece olmuştu, gece yarısı bu orman kesimi. Yine cumartesi gecesi de aynı şekilde 70 dönümün üzerinde bir alan ve üstelik de bir tarafı otoban, bir tarafı devlet hastanesi yapılan yere sıfır olacak şekilde özel seçilmiş, belirlenmiş bir noktalardaki orman kesiliyor. Nasıl oluyor da buna hangi cesaretle yapıyorlar veya aynı benzeri kişiler, ortak kişiler demek ki yasalarımızda ya bir boşluk var burada ya cezalar yeterli değil. Biz gözümüz gibi koruyoruz tarım alanlarımızı, orman alanlarımızı ama maalesef bazı kişiler kişisel rant amacıyla ormanlarımızı kesiyor. Buna herkesin karşı çıkması gerekir. Artık buna dur demek gerekiyor. Ben gerçekten bir kentin yöneticisi olarak kendi bölgemde böyle bir şeyin olmasını ve yapanların da yanına kâr kalmasını hazmedemiyorum doğrusunu isterseniz. Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış Mersin'de de etkili olmaya devam ediyor. Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış Mersin'de de etkili olmaya devam ediyor. Yağmur aralıklarla şiddetini artırarak devam ederken denizdeki fırtınadan dolayı balıkçı tekneleri de açılamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edilirken metre kareye 51 ila 100 kilogram yağış beklendiği duyurulup sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.
Aralıklarla şiddetini artıran yağmur kentte herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken bazı cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu. Öte yandan Mersin'de meteoroloji tarafından yapılan metrekareye 51 ila 100 kilogram yağış düşeceğine yönelik açıklamaların ardından MESKİ Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri teyakkuza geçti. Gece boyunca tıkanan atık su ve yağmur suyu drenaj hatlarını açarak herhangi bir olumsuz durum yaşanmamasını sağlarken, diğer birimlerde gece boyunca yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşılık teyakkuz halinde bekledi. Önümüzdeki günlerde de yaşanması muhtemel sel ve su baskınlarına karşılık tüm önlemleri aldıklarını ifade eden belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelen tüm ihbarlara en hızlı şekilde müdahale edeceklerinin de altını çizdi. Anamur'da meydana gelen hortum ve şiddetli yağışta çok sayıda muz ve çilek serası zarar gördü. Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen hortum ve şiddetli yağışta çok sayıda muz ve çilek serası zarar gördü. Anamur Çeltecik köyünden Kerim Sol gece saat 3'ü çeyrek geçe bir fırtına oldu. Evin üzerine demir göçlü sandık, çıktık battık, her taraf yıkılmış, korktuk. İlçeye bağlı Çeltikçi mahallesinde hortum oluştu. Seraların bulunduğu alanda meydana gelen hortumda çok sayıda muz serası zarar gördü. Hortum ve su baskınının ardından üreticilerin ihbarı üzerine ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelip hasar tespit çalışması başlattı. Yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 25 dönüm arazide muz ve çilek serası zarar gördü. Bozyazı ilçesinde de bazı muz ve çilek seralarının zarar gördüğü bildirildi. Gece 3 sularında Çeltikçi Camii'mizde sanayi istikametine doğru bir hortum felaketi meydana gelmiştir. Mahallemizde 10 tane çiftçi vatandaşımız bu hortum felaketinden zarar görmüştür. Herkese geçmiş olsun. Evet, hınkarım. Tarsus'ta park halindeki araç alev topuna döndü, araç kullanılamaz hale geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Tarsus Anıt Mahallesi'nde park halindeki bir hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracın her tarafına sardı. Olay esnasında yanan aracın yakınında park halinde bulunan aracın bagaj kısmı zarar gördü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, engelli bireyler için yeni mola evleri açacaklarını belirterek engellilerimiz için yeni projelerimiz olacak dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Doğu Akdeniz Engelli Dernekler Federasyonu ve Mersin İl Engelliler Meclisi Başkanı Hatice Özenler'le Mersin İl Engelliler Meclisi üyesi derneklerden temsilcilerle bir araya geldi. Dezavantajlı vatandaşlara hizmet ederken bunu bir himmet ya da lütuf gibi göstermeden yapmaları gerektiğini söyleyen Seçer, daha etkin ve hızlı hizmet verebilmek adına iki daire başkanlığını birleştirerek Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeye devam ettiklerini anlatıp, kamuoyunda Engelliler Daire Başkanlığı'nın kapatıldığı yönündeki yanlış bilgilere açıklık getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımında baktığınız zaman karşınıza çıkar Türkiye Cumhuriyeti. Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlete yaraşan da tüm bireylerini, özellikle dezavantajlı bireylerini korumak, kollamak, onlara sahip olmak, onların anası olmak, babası olmak, onlara her konuda yardımcı olmak ya da beraber olmak zorunluluğu getiriyor. Biz de belediye olarak bir kamu kurumuyuz. Bunu yapmakla mükellefiz. Ama bunu yaparken de belediye başkanı olarak böyle bir irade ortaya koymanız lazım. Yani bu gerçeğin farkında olmanız lazım. Bu kesimi iyi bilmeniz lazım. Sorunlarını iyi bilmeniz lazım. Bu konuda çalışan arkadaşlarınızın liyakatlı olması gerekiyor. İşte sizler gibi derneklerle iletişim halinde olması gerekiyor. Amacımız belediye başkanı olarak popülist siyaset yapmak değil. Sağlık ve engelliler ya da engelliler ve sağlık daire başkanı buraya bir kere takılmanızı istemiyorum. Yani biz
engellileri yok saydığımız için, engellileri önemsemediğimiz için, bu gerçeği görmediğimiz için teşkilat şemamızda böyle bir değişikliğe gitmedik. Bunu size böyle söylüyorlarsa bu hem bana karşı haksızlık, insafsızlık, hem yani gerçekten art niyetli bir tavır. Bir kere bunu ben... Oysa efektif çalışmayan bütün yapıları birleştirdik, bazı daireleri, bazı daireleri ayırdık vesaire. Bu yeni bir teşkilat şeması. Bu iyi niyetli bir yaklaşım. Yani daha süratle bu belediyeyi daha etkin yönetme adına yapılmış. Sizin engellilerle ilgili bizim belediyemizin hizmetlerine geriye gitme değil, bilakis daha da mevcut hizmetler daha sağlamlaşacak, daha da ileri gidecek. Daha önce bir mola evi açılmış. Mola evi olsun diye açılmış. Hani çok inceleyip sık dokuyarak çok sürdürülebilir, etkin bir yer değil. Orayı kapattık ama şimdi yenisi hizmete giriyor. Toroslar'da hazır, hazır, her şey hazır. Yalnız çalışma sistemini değiştirdiler. Mersin'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı. Mersin'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, tehdit ve yağma suçlarını işleyenler takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda O.Y., M.Y., S.K., A.S., A.Ö. ve Z.K. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada toplam değeri 95 bin lira olan 13 adet senet, borçluların isimlerinin ve borç miktarlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi. İki kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan SK ve SY tutuklandı, iki kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tarsus-Tem otoyolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı, araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu. Tarsus ilçesi Tem otoyolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenden alev aldı. Sürücünün güvenlik şeridine çektiği aracın her tarafını saran alevler aracı hurdaya döndürdü. Olayda şans eseri araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu. Tem otoyolu Tarsus Pozantı mevkisi Pelit tesisleri yakınlarında Erden G'nin kullandığı otomobilin seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobili güvenlik şeridine park etti. Kendi imkanları ve çevredeki diğer sürücülerin imkanlarıyla alevler söndürülemeyince olay yerine büyükşehir itfaiye ekipleri çağrıldı. Seri şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri otomobilin her tarafını saran alevleri söndürdüler. Araç hurdaya dönerken şans eseri olayda yaralanan olmadı. Bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.